Sadre ve İbadi, yeni hükümet için ittifakta anlaştırarak Başbakanı İbadi ve Şii lider Sadre yeni hükümet için ittifak kurduklarını duyurdu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve genel seçimlerde en çok oy alan Sadre hareketinin lideri Muqteda es-Sadre yeni hükümet için ittifak kurduklarını açıkladı. İki lider, Sadr'ın ikamet ettiği Necef kentinde düzenledikleri ortak basın toplantısında yeni hükümetin kurulması için ittifak yaptıklarını bildirdi. Şii lider Sadre, yeni hükümet konusunda gözettiği bazı noktaları İbadi'ye ilettiğini ve bunların yolsuzlukla mücadele, ordunun güçlendirilmesi ve hükümete müdahale edilmemesi, mezhep üstü bir ittifakla teknokratlar hükümeti kurulması olduğunu ifade etti. Sadre, daha önce de Haçlı Şabi'nin de içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile ittifak kurduğunu açıklamıştı. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Seyran Koalisyonu'nun 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek birinci olduğu açıklanmıştı. Fetih Koalisyonu ise 47 sandalye ile ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçimin üçüncüsü olmuştu. Oyların elle sayılması kararı alınmıştı. Öte yandan Irak Meclisi seçime hile karıştığı iddiaları nedeniyle oyların yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, IKB'ye, güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı. Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Irak Anayasa Mahkemesi Başkanı Mithat Mahmud, yaptığı açıklamada, parlamentonun oyların yeniden elle sayılması kararının anayasaya aykırı olmadığını, ancak yurt dışındaki seçmenler ve sığınmacılarla birlikte IKB'ye güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını, bunu reddettiklerini ifade etmişti.